Bu minik devre çok uygun fiyatlarla satılan bir lityum iyon pil şarj devresi. Genelde 18650 pilleri şarj etmekte kullanılıyor. Şarj ettiğimiz piller de bunlar. Sadece 18650 pillere ve benzerlerine göre ayarlandığı için çıkış akımı 1 amper civarında. Maksimum çıkış akımı yani. Bu videoda bu devreyi başka pilleri de şarj etmek için nasıl kullanabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Önce bir nasıl çalıştığını görelim. Şimdi normalde ya buraya 5 volt veriyorsunuz ya da buraya bir telefon adaptörü vesaire gibi mikro USB ile çalışan bir adaptör bağlıyorsunuz. O da 5 volt veriyor zaten. Onunla bu pilleri şarj edebiliyor. Biz bir 5 volt bağlayalım bakalım. Şu şekilde. Şimdi herhangi bir şey şarj etmediği için mavi yanıyor. Eğer bir şarj edilecek pil koyarsak kırmızıya dönecek. Şöyle bir pil koyalım bakalım. Artıya kırmızı. Evet, gördüğünüz gibi pili şarj etmeye başladı. Araya bir ampermetre sokalım. Bu tam boş bir pil değildi. İşte pilin voltajına göre sabit akımı ayarlıyor zaten. Yani bu modüller tabii çok işe yarıyorlar. Yani 18650 pilleri şarj etmek için. Hem de koruma devresi de var çıkışında. Ancak benim yapmak istediğim başka bir şey var. Şimdi ben küçük bir pili bununla nasıl şarj edebiliriz onu göstermeye çalışacağım. Modüle yakından bakalım, bir şemasını inceleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi ana entegre 4056. Diğer iki çip ise pil koruma için. Bu elimizdeki modülün şeması da bu. Soldaki iki tane LED çalışma indikatörü. Bir tanesi şarj ederken, bir tanesi de normal durumda. B dediği blue, mavi olan. R dediği de red, kırmızı, şarj durumunda yanıyor. Ana kontrolcü tabi TP4056 entegresi. Çıkıştaki diğer iki çip de pil koruma devreleri. Şimdi benim şarj etmek istediğim böyle bir pil. 700 mAh saatlik. Yani 18650'lere göre daha az kapasiteli. Şimdi bu pile 1 amper vermeye kalkarsanız sıkıntı olur. O yüzden bu devrenin bu tür pillere göre ayarlanması gerekli. Bunu nasıl yapabiliriz? Önce tabii bu lityum iyon pillerin şarjı ile ilgili de bir bilgi vereyim. Normalde bunların şarj akımları kapasitenin 0,5 ile yani yarısıyla tam kapasite arasındaki bir aralıkta ayarlanması gerekiyor. Örneğin 2000 mAh saatlik bir pil için 1 amperden 2000 mAh'a kadar 2 ampere kadar şarj edebilirsiniz. Yani 1 ile 2 amper arasında şarj edebilirsiniz. Tabii biraz da güvenlik marjı bırakılıyor. Yani 0,8C'yi pek geçmek istemiyorlar. Yani örneğin 2000 mAh saatlik bir pil için 0,8 ile çarparsak 1,6 amperi pek geçmemek lazım. Şimdi burada gördüğümüz pilde 700 mAh saat olduğuna göre bunda da işte 0,8 ile çarparsak 560 mAh'i çok geçmemek lazım. Bizim kartımız 1 amper veriyor maksimum. Yani onu kısıtlamak lazım. O konuda ne yapabiliriz? Şemaya ve entegrenin özelliklerine bakarak anlamaya çalışalım. Ben entegrenin data sheet'ini buldum. Buradan bir bakalım. Normalde typical application dediği işte tipik bir uygulaması. Bizim bu karttan biraz daha basit bir uygulama. Çıkıştaki koruma devreleri yok. Ama en azından entegrenin nasıl kullanıldığını gösteriyor. Şimdi burada dikkat edersek işte 6 ve 7 numaradan LED'leri sürüyor. Birisi green demiş hatta burada. Bizim modülde mavi koymuşlar. İşte bir yeşil bir kırmızı LED sürüyor ya da mavi LED sürüyor. Pil için çıkışı var. Şarj çıkışı 5 numara. Bir numarada da bazı pillerin içinde biliyorsunuz NTC'ler oluyor. Pilin sıcaklığını kontrol etmek için. Oradan sıcaklığı kontrol edip ona göre şarjı azaltıp çoğaltabiliyor, hatta kesebiliyor. Ayrıca bir de 2 numaralı bacak var. Bizi ilgilendiren o bacak. Orada bir programlama direnci var gördüğünüz gibi. Onun içinde şöyle bir tablo var. O direnci değiştirdiğimiz zaman işte normalde modülün üstünde 1,2 kilo ohmluk bir direnç var. Bu da zaten 1000 mAh yani 1 amper anlamına geliyor. Fakat o dirençle biz oynayarak bakın 10 kilo ohma kadar çıkarabiliyoruz. Demek ki 130 mAh'e kadar yaklaşık, belki daha da fazla bile direnci büyütürsek indirebiliriz. Ama buraya bu şekilde koyduklarına göre muhtemelen entegrenin sınırları buralar. Şimdi ben mesela 560 için yani tablodan bakıyorum, yaklaşık 2 kilo ohmluk bir direnç koysam aslında olur. Yani 2 kilo ohmdan biraz daha büyük koysam daha iyi olur ama 2 kilo ohmluk bir direnç de son derece yeterli yani. En azından 1C'yi geçmez, 0,8'in biraz üstüne çıkar belki ama
Şimdi bir de modülün üstüne dikkatli bakalım. Şu şemadakileri modülde görmeye çalışalım tekrar. Gördüğünüz gibi 4056 entegresi solda. Onun hemen üstünde 2 tane LED var. Koruma entegreleri 2 tane sağda. Ve en altta bizim R3'ü görüyoruz. İşte bu R3 denen, dikkat ederseniz entegrenin 2 numaralı bacağından çıkıyor. Programlama direnci. İşte bu direnci değiştirerek şarj akımını değiştirme şansımız olur. Fakat biraz zorlanacağımız kesin çünkü gerçekten çok minik bir direnç. Aslında onu çıkarıp oraya 2 tane kablo bağlayabilir ve ona daha sonra da bir potansiyometre eklersek ayarlı bir şarj cihazı haline getirebiliriz. Yani ben bunu tabii basitçe breadboard üstünde göstereyim ama yani daha sonra bunu kalıcı bir devre haline de getirebilirsiniz. Buradaki direncin üzerinde 122 yazıyor. Yani 1.2 kilo. Tabloya bakarsak 1 amper olduğunu rahatlıkla görebiliriz. İşte biz buraya değişken direnç takalım. Tabii 1.2 kilo'nun da altına çok fazla düşmesin. 1 amperin üstüne çok çıkmasın şarj akımı. Güç kaynağı bağlamak yerine adaptörle besleyelim. Gördüğünüz gibi 5 voltluk herhangi bir adaptörle beslenebiliyor. Şimdi şu direnci çıkaralım bakalım. O kadar minik ki. Şimdi şuraya 2 tane kablo bağlayalım. Şimdi kolaylık olması açısından bir breadboard'un üstünde deneyelim bakalım devremizi. Şimdi düzeneğimizi böyle kurduk. Yine bir 18650 pil koydum. Pilin ucuna dokunuyorum. Gördüğünüz gibi 1.2 kilo ohmluk dirençle maksimum 1 amperdi. İşte pilin şu anda aldığı 390 miliamper. Şimdi şu direncimizi değiştirelim bakalım neler değişiyor. Şimdi multimetrenin öbür ucu bende. Pile değdirdiğimde pilin şarj akımını görebiliyoruz. Şimdi tabloya bakılırsa mesela buraya 10 kilo ohm koyarsak 130 miliamper olması lazım. Koyalım bakalım. Ve değdiriyorum. Gördüğünüz gibi pilin şarj akımını bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Başka bir tane mesela 5 kilo ohm'da 250 miliampermiş. Bende 4.7 kilo ohm var. Onu bir deneyelim. Şu şekilde. Tekrar dokunduruyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 250-260 miliamper. Bu küçük numarayla şarj etmek istediğiniz pil kaç miliampere ihtiyaç duyuyorsa ya da maksimum ne kadar verebilecekseniz onu bu dirençle ayarlayarak çok rahat bir şekilde şarj akımını ayarlayabilir. Yani 18650 dışındaki diğer pillerde de bu devreyi kullanabilirsiniz. Bakın mesela pilin ucundan ayırdığım zaman devre çalışmamaya başlıyor. Şurada kamera görüyor mu bilmiyorum ama kırmızı led böyle yanıp sönüyor hızlı bir şekilde. Tekrar şarjı alalım. Tabi direnci çıkarırsak da şarj akımı düşüyor. Devre zaten kapatıyor kendini. Yani bu da o yüzden güzel. Şimdi bir tane de değişken direnç koymayı deneyelim bakalım. Şuraya. Birini bu ucunu buraya takalım. Diğerini de değişken direncin diğer ucuna takalım. Şimdi pilin ucuna dokunuyorum. Bakalım ayarlayarak değiştirebilecek miyiz? Şuradan. Gördüğünüz gibi direnci çevirdikçe akımımız değişiyor. Yani direnç yükseldikçe akım düşüyor. Bakalım maksimuma getirelim. Maksimumda yani 10 kilo ohmda yaklaşık 130 miliamper olması lazım. Evet, sonuna geldi zaten. 130. Şimdi direnci düşürmeye tekrar çevirip düşürmeye başlarsak akım da artmaya başlayacak. Yalnız unutmayın ki bu maksimum akım. Yani şu anda mesela bu pil normalde 1 amper de çeker ama biz bu maksimumu sınırladığımız için daha fazla çekmiyor. Şu anda bakın arttırıyoruz. Evet, bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu küçük numarayla bu minik şarj devrelerinin akımını değiştirebilir. Böylece çeşitli lityum piller için kullanabilirsiniz. Ancak dikkatli olmanızda fayda var.
Şarj akımında pil için çok yüksek bir değere çıkarırsanız pilde sorun çıkabilir, patlayabilir bile. O yüzden bu modifikasyonun tüm riski size aittir. Onu da şimdiden belirteyim.